Tamam, tamam. Tamam. Ev yemin. Şimdi şöyle, yangının sebebi belli. DETAŞ'ın 50 yıldır aynı sistem, aynı elektrik direkleri, tellerini kullanması. Ama Vali Bey'in gelip taziyede yangın sebebinin tarlada işte ateş yakılması olarak göstermesi doğru değil. Valinin görevi bilirkişilikti, bunu yargının göstermesi lazım. Biz muhtarlarla konuştuk, herkesle konuştuk, mağdurlarla konuştuk. Elektrik direklerinde kontaktan dolayı bu yangın çıkmış. Bakın bu köyde yangın yok. Mardin'in bu güzel köyünde yangın yok. Az ilerideki köyde çıkan yangına koşan yurttaşlarımız ölüyor. Keşke ki itfaiyesi de Orman Bakanlığı da bu köydeki bu güzel insanlardan daha hızlı koşsaydı bu insanlar ölmeseydi. Bizim derdimiz bu. Bu olayın takipçisiyiz. Bu hafta orman yangınları ve Mardin, Diyarbakır'daki olaylar için bir 3 grup başkan vekili araştırma önergesi verdik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Kim kusurluysa, kim suçluysa da cezasını çekmesini istiyoruz. Peki burada gördüğünüz manzara ile ilgili ne diyebilirsiniz? Yani bu kadar insan burada, insanlar geliyor, gidiyor, bir dayanışma kültürü var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle bir dayanışma tabii ki var. Biz aslında 2 gün önce gelecektik. Bayram vesilesiyle vasıta bulmakta da çok zorlandık. Ben önce Antalya, sonra Ankara. Ankara'dan işte uçakla geldim arkadaşlarımla birlikte. Bu dayanışma olacak ama bu dayanışmayı herkesin birlikte göstermesi önemli. Devletiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle hep beraber göstermesi önemli. Burada bir acı var. Bakın 11 evladımız, 11 insanımız yanarak ölmüş. Neden? Yan köyündeki yangını söndürmek için koşmuş bu insanlar. O yüzden dayanışma içerisinde olacağız. Dayanışma içerisinde buranın afet bölgesi ilan edilmesi, zararların giderilmesi için uğraşacağız. Ama telafi edilmeyecek bir zarar var. O da canlarımız. Onu da kalbimize gömeceğiz. Teşekkür ederim.